bir kitap bu. Deborah Levy. Bilmiyorum hiç okudunuz mu daha önce. Bizde bayağı bir kitabı var. Hatta bu kitap da çevriliyormuş biliyor musunuz? Nereden duyduğumu sormayın. Vallahi çok tatlı gidiyor. Ay, pazar günü ve çok kalabalık moda. Ayşegül'le konuştum. Ona gideceğim. Yani Caddebostan'a doğru gideceğim. Onunla buluşacağız. Belki biraz kitapçı gezeriz. Sağa sola bakarız. Biraz muhabbet ederiz. Kahve içeriz. Umarım çok az kalabalıktır orası. Bilgisayara bir şeyler attırıyorum telefondan bitmek bilmeden. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi çantamızı hazırlayalım ve çıkalım bakalım. Alın size çantamda ne var videosu. Öncelikle çantamızı ilk kez kullanacağımız için şu şeylerinden kurtaralım bunu. Harika. Neden böylesin Melikşah'cığım? Şimdi şu ana gözünü açalım bakalım. Ay çıfıt çarşısı gibi sürü içinde göz var. Bu çantayı biraz özene bezene kullanacağım galiba ya. Şimdi deli gibi çantayı gösterdiğim için bu videoya da reklam yazacağım. Ama reklam meklam almadım aslında. Ama neme lazım. Çantamızın içine kitabımızı koyuyoruz tabii ki. Belki Ayşegül'le oturur bir yerde bir şeyler okuruz. Şöyle bir cüzdan gibi kullandığım bu minik bel çantasını da içini boşaltmaya üşendiğim için olduğu gibi bunun içine koyacağım. Bunda da ne var biliyor musunuz? Benim şekerim, kolonyam, dudak nemlendiricim. Gerçekten çantamda ne var çekiyorum şu an. Bunu da bunun içine atıyorum. Bir de şöyle bir powerbank atalım. Evet çantamız hazır. Ben normalde bu çantaya başka ne koyardım biliyor musunuz? Belki bir su atardım içine. Efendime söyleyeyim defter atardım, kalem atardım. Bazen laptop atardım. Ama şu an gerek yok gibi. Üstümü giyinip çıkayım. Altıma pantolonumu çektim. Bir de ayakkabı. Bu ne bayram koşması? Aynen öyle bayram ziyaretindeyiz. Niye acımız büyük gibi yan gözlüklerleyiz bir de? Ziyaret çekim. Arkadaşlar şu arkadaki kitaplara bak. Küçük tabancamla. Evet. Aldı tak kocamı vuracak. Öyle bir gif var ya olsun tam ya. Hangisi? Bu bir tane Semra Özal'a benzeyen bir kadın var ya elimde tabanca. Semra Özal mı yoksa o? O ne ya? Buraya koyacağım bak tam şuraya. Hadi hayırlısı. Evet. Evdeyim. Şu filmi çok övdüler bakalım neymiş. Günaydın, günaydın. Karanlık bir sabaha uyandım. Ben karanlık değilim de sabah öyle. Şimdi sporla başlayacağız güne. Akçapakçayım ya şuraya bakın duştan çıkmış parlak bir sima. Bugün çok işim var. Kendime verdiğim bazı ödevleri yapacağım, yerine getireceğim. Bazı sözleri tutacağız. Ne kadar zor ya kişinin kendine verdiği sözü tutması. Bütün hayat sınavım bunun üzerine kurulu. Pek çoklarınız gibi. Kendime verdiğim sözleri ancak nasıl tutarım biliyor musunuz? Kendim için güzel bir iki bir şey yaparak. O yüzden bir 30-40 sayfa kitabımı okuyacağım. Çünkü çok güzel gidiyor. Ne kadar pozitif bir günündesin. Çok. Halbuki bok gibi de başladım. Çene suyu gibi gelmişsin bugün. Evet, harika söylene, çok. Söylene söylene başladım. Senin konuşkan günlerini seviyorum ama çok ben. Nadir çok gibi. Nadir gerçekten. Çok az konuşuyorum normal. Ağzınla tweet atıp duruyorsun geldiğinden evet, beri. Normal tweet atsam yakalanacağım çünkü. Aynen. Bütün bu pozitivitenin ortasında benim sınav çekecek olmak durumunda kalmam. Ve bu cümlenin öğeleri nerede ya? Of of of. Şimdi uğurladık ufuğu fakat zorlu bir gündü ha. Ama güzel. İyi spor günlerini seviyorum ya. Benim de iyi hissettim o nadir günleri. Evet, kapalı ve bunaltıcı bir hava var. Bugünkü kombinimizi gerçekleştirelim. Şu yoga pantolonuyla başlayalım. Üstüne haşu tişörtü atalım. Evet. En son da şöyle bir sweatshirt. Hoş oldu ya. Rahatlık. Nice. Hehehe. Biz böyle her Allah'ın günü spor mu yapacağız? Yapacağız, bir süre yapacağız. Sebep? Çünkü yazın Allah'ın her günü spor yapıyorsun. Ama ben yani bir şeye hazırlanıyor gibiyim. Eğer öyle bir durum varsa haberim olsun. Ferrari 2037 emekliler yarışmasına.
Kazıklı Maria izliyorum. Birazdan da Deniz Göktaş'ın Harbiye gösterisine gideceğim. Bir dakika, şunun bir saniyesini bile kaçırmaya tahammülüm yok, dondurdum. Deniz Göktaş'ın yeni gösterisi var. Çok heyecanlıyım. Hem de premierini Harbiye'de yapıyor. Meriç, Bartu, Merve filan cümbür cemaat oradayız, bakalım hayırlısı. Birazdan çıkacağım. Ya bu ne ya? Evet. Ben biraz küsüm ama blog seyircisi de küsüm, haberin tüh, olsun. Tüh. Evet. Ne demeyi sorardın? Girişte magazine yakalanıp. Evet. Ben de kızılcık şerbeti dedim. Harika. Tabii. Buraya kadar her şey harika. Buraya kadar iyi geldi. En sevdiğim karakteri sordum. Evet. Ben de Fatih Harici. Ama haklı. Korkunç. Ama doğru. Başka Fatih aleyhinde daha konuştu, atıp tuttu. Sonra işte ya bilinç kampanyası başlatıldı falan gibi bir şey orası söyledim. Orası fazla olmuş aşkım. Oraya dedim ki ben linçe, her türlü linçe karşıyım. Hmm. Ama dedim Fatih'i ben sevmiyorum. Neden? Neden artık Fatih'i salın be hanımefendi. Ya özür dilerim. Yani ne diyeyim. Buradan tüm Fatih'i sever bir kişiye falan. Hayır, belki hani artık aktör için yani fazla geliyor olabilir sonuçta. Ya. Oyuncu olarak malzemeli, renkli olması hoşuma gidiyor diyeyim. Ama Fatih'in yaptıklarına 6. dilim katılmıyorum. Yok canım ki. O da biliyor canım ya. Bir de çok iyi oynadığı için herkes ondan nefret ediyor. Evet yani o bir şey olabilir yani, bilmiyorum ki. Eğer sizin yüreğinize da, sağlık yani, biliyor musunuz? Gerçekten Doğukan seninle bir alakası yok. Ben Fatih'i sevmiyorum. Ay 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 ay. Ay sahneyi açacak ha bu evlat. İki tane anons geçeceğim. Benden önce komedyen arkadaşlarım, sevgili Özge Özel ve Efe. Ay dün çok güzeldi. Gösteri çok komikti. Aklımı kaçırdım gülmekten. Çok eğlendik gerçekten. Efe ve Özge de çok iyiydi ayrıca. Vallahi çok zor iş hem. 4000 kişinin karşısına bir anda çıktı Efe ve ya milleti kakarak ikili güldürdüler. Benim stand-up işine şaşırmam bu arada. Ama ya ne bileyim, çok etkileyici geliyor bana ya. İlk kez Harbiye'de bir stand-up izledim. Ve yani oranın atmosferinde herhangi bir sessizlik yıllar sürüyor gibi olabilecekken çok tatlıydı ya. Bir sürü arkadaşımızı da gördük. Çıkışta esas bak Emrah'ı gördüm. O kadar komik ki yabancılaşmamaya çalıştım. Şeydeki Emrah tabii ki. Şerbomuz'daki Mustafa karakterini oynayan Emrah. Benim yani bayağı eski bir arkadaşım ve çok severim Emrah'ı. Onu gördük. Muhabbet ettik ama ilk böyle bir 3-5 saniye inanılmaz bir şekilde Mustafa yani karşımda tabii ki ya, çok acayip. Mustafa saçıyla da gelmiş herhalde, setten geldi. Hiç doğru düzgün konuşamadık. Bak keşke videoya çekseydim onu da. İnanılmaz rahatsız edici bir şekilde çocuğu darlasaydım. Of çok iyiydi ya. Deniz Göktaş'ın gösterisini yakalayın, bir yerlerde izleyin kesin. Özellikle böyle seçim dönemi sonrası yaşadığımız tuhaf buruk battaniye altı sürecine dair bir rahatlama ve ferah erme duygusu yarattı bende. En azından spoiler vermeden böyle özetleyebilirim bir kısmını gösterinin. Çok etkileyici anlar vardı ya, ne bileyim. Öyle işte. Of nasıl şiş yüzüm. Ben yine ufuğu bekliyorum, biliyor musunuz? Bugün de spor var ya. Bu nasıl olabilir ya? Bu nasıl olabilir arkadaşlar? Ben yani herhalde sporcuyum ben. Benim haberim yok. Of çok çok fena. İdman ya. Bu ara resmen idman yapıyorum ben artık. Antrenman değil bu. Gerçi aradaki farkın ne olduğunu keşke bilsem. Haline bakın. Mutlusun. Beni iki büklüm ettin. Bu ya Perşembe Cuma da gel. Geleceğim. Cumartesi Pazar belki biraz hafif yaptırırsın. Yarın da geldikten sonra Cuma günü seni İzlanda'ya götürmeyi planlıyorum. Volkanlara tırmanacağız. Ben hangi takımda oynuyorum onu da söyle bari haberim olsun. Ordu Spor. Ordu Spor'a transfer şoku. Elim ayağım tutmuyor. Kalan zamanda da tokatlıyor. Böyle bir ders var mı? Şu yazının önünden geçiyorum yine ya. Başıma bela oldu bu yazı. AsTT'de o bölümü yaptığımdan beri herkes habire bana bu yazıyı atıyor.
Kardeşim sizce ben bu yazıyı görmemiş olabilir miyim? Yani ya da yeniden yazıldığını da görmemiş olabilir miyim? Çünkü o videonun başında zaten diyorum ki her hafta 3 kez önünden geçtiğim yazı. Yani her hafta 3 kez önünden geçmeye devam ettim. Apaçık. Bir de en fenası da bu bir koşu grubunun motivasyon yazısı gibi bir şeymiş. Yani daha doğrusu trainer'ın anladığım kadarıyla. Habire bana o hesabı da atıyorlar. Yani Instagram hesapları falan varmış. Yani hayırlı uğurlu olsun, ne yapayım arkadaşlar. Ben bir yazının benim üzerimdeki etkisinden bahsetmiştim yalnızca. Bunun için 750 tane bu konudaki DM'i hak etmiyorum ya. Şikayet ettiğim şeye bakın bu arada. İnsanların benimle bir şey paylaşması. Ulan o zaman kullanma sosyal medyayı. Kapat git. Sakinleştim, tamam. İyiyim şimdi, daha iyiyim. Merak etmeyin beni. Şey yapmayın. İyiyim iyiyim. Böyle bir an sinirlendim, geçti. Günaydın. Temizlik günü. Beni duyabiliyor musunuz? Yeni kitabıma başlıyorum. Han Kang'ın Greek Lessons. Kime geldim biliyor musunuz? Bah. Ha bu hanıma. Ve Fortune Cookie'mizi açıyoruz bakalım, kısmetimizi. Şundan güzel bir şey çıksın ya artık. Şu yüzümüz gülüyor mu? Ortak bu arada şeyimiz. Yani ortak olması bir tık düşündürücü bir eyvallah cümle. Sevgiline bir sürpriz yap. Biz gibi düşünebiliriz. Ha, tamam. Senin olmadığı için. Sevdiceğine gibi. Aa, çok sağ ol ya bu arada. Tamam, öyle düşüneyim ben o zaman, şu köşede birazcık düşüneyim nasıl sevgilim olmadığını. Ay keşke manikürden sonra çekseydim, korkunç tırnaklarına. Hiçbir şey olmaz. Sana bir sürpriz yapacağım o zaman ben yakın bir zamanda Melike'cim. Sevgilimin mesela bir sevgilimin olması sürpriz. Ay çok güzel olur. Ya güzel olmaz mı ya? Bayılırım buna. Hadi bakalım hayırlısı, şans dileyin. Çalkalana çalkalana geldim evime. Birazcık oturalım, çalışalım, bazı işler halledelim. Sonra da karşıya geçeceğim. Scorsese'mizin son filminin ön gösterimi var bugün. Ona gideceğim. Ha şu kitaptan uyarladığı, yılın en merak ettiğim filmi falan diyebilirim. Son yılların hatta. Çünkü en sevdiğim yönetmen yaşayan. Yani şunu herhalde rahatlıkla söyleyebilirim ki son 25-30 yıldır falan neredeyse. Son 25 diyeyim, hadi çok abartmayayım. Beni heyecanlandırmayan bir yeni Scorsese filmi olmadı zaten. Bu da Cannes'da bu yıl kaçırdığıma çok üzüldüğüm bir filmde. Cannes'da tek gösterim yapmışlar çünkü Allahsız gibi. O yüzden nihayet izleyeceğim şimdi. Heyecandan bayılacağım. 2,5 saatte geldim ya. Normal mi bu? Merhabalar. Bu ne karanlık böyle. Ben eve geldim ve hemen koşa koşa neyin başına geçeceğim biliyor musunuz? Ha bunun. Bu neymiş böyle bu film ya? Hemen bu kitabı okuyacağım şimdi biliyor musunuz? Ne kadar okursam kârdır. Filmdekinden ekstra detaylar neler öğrenebilirim. Sonra da video çekeceğim tek başına tabii ki. Bu kitap ve film hakkında. Oy oy ay arkadaşlar başyapıt. Ya biz bu kralı boşuna mı sevdik arkadaşlar? Şu kitaptan kalkmış neler yapmış ya. Of ya, buram buram sinema. Yani müthişti. Konuşacağız hep bunları. Bendeki merak seviyesi gerçekten rahatsız edici bir boyutta artık. ya o kadar ilginç ki. Yani şöyle bir genelini karıştırdım kitabın. Bakalım kaç sayfa okuyabilirsem uyumadan önce. Gecenin de yarımı ha şu an. Neyse artık bakacağız. Hadi beni tutmayın, meşgul etmeyin. Ben biraz okumuşum. Ve kaçıncı sayfaya geldim biliyor musunuz? Ama uyku gözlerimden akıyor. Ve kapatamıyorum kitabı. Yani bu gecelik bu kadar yeter çünkü. Geldiğim sayfaya bakın. 107'ye gelmişim bir avazda. Ay Allah'ım. Of, çok güzel çünkü. Ya filmin dünyasını daha da genişletti de. Yani saatte 2.30'a geldi neredeyse. Yat, uyu hadi Melikşah'cığım. Of.
yarın bitiririm ben bu kitabı. Günaydın bakalım. Ne izliyorum biliyor musunuz? Favori kitap kanallarımdan İpek Dadakçı'yı izliyorum tabii ki. Kaldığım yerden devam. Kitaplarımın da arasına girdi ama bunu bitirmem lazım bugün. Moru geldi sana da. Sakal tıraşım oldum. Kaba sakallıktan kurtuldum ya. Şükür. Kitabı yedim bu arada. Bitti. İnanılmaz. Dün geceden bu yana azimle okudum ve 300 küsur sayfa kitap bitti valla. Ama yani fotoğraflar motoraflar var zaten bir sürü. O yüzden şey kolay aktı. Ay bu neymiş böyle ayrı videoda çektim biliyor musunuz az önce. Filmi ve kitabı içeren izlersiniz. Binaenaleyh. Hafta içi salacağım videoyu. Evet. Akşam oldu. Kızılcık şerbeti vakti. Bak sakallarımın arasındaki şu boşluk yine belirginleşmiş. Haftanın o günü, vlogun o dakikaları geldi. Merve'yi bekliyorum. Bugün Meriç maalesef İskoçya'da olduğu için aramızda olamayacak. Ama Merve geliyor. Şimdi yolda. Birazdan da bölüm başlar. Haydi başlayalım seyre be. Aa dış sesim geldi. Evet, özetin sonu. Yerimizi aldık. Şöyle bir iki tokatlayalım da yine. Bölümün başı. Şu geçen bölümün finalinde yaptıklarını hatırladım da Fatih'im. Bir iki şılabı hak ettim. Bu da elimizin altında bulunacak bölüm boyu ha. Bir durumunda tokatımın altındasın Fato. Evet Merve'm, hazır mısın yeni bölüme? Hazırız. Yağsız tuzsuz kabak çekirdeği getiriyor. İki haftadır Merve buraya. Çok fena bir alışkanlık. Ay daha ilk saniye reklam girdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dolandırıldık. İlgili sayım oldu o zaman. Yani dolandırıldık ve bunu canlı yayında izlemen işte böyle bir şeyi var. Bildiğin Melih Bey takımı. Melih Bey takımı mı? Dur kızım Allah aşkına. Ben kendimde miyim? Bir dur kızım Allah aşkına. Gerizekalı Fatih. Evet alalım bakalım şunu elimize. Konuşma lan. Aynen. Hadi bakalım yeni aksımız hayırlı olsun. Bir eksin bir diğer eksle tekrar görüşmek için dünya çapında. Evet sen. Of alevle rüzgar aksı ya sabır dedirten. Bir an önce böyle aşama kaydetmesi gerekiyor bu ilişkinin. Çocuk 48 saat sonra beslendi mi Merve? Şükürler olsun ki. Bilmiyor ki ama. Aynen ne öyle. Ne temizlik biliyor ne kadınlık biliyor. Ay. Hayatında bir kere yemek yaptı, onda da canını sokudu. Mükemmel ve doğru ya maalesef. Kıvılcım bize hakaret etti diyor. Ay ne alaka bende? Yani bölüm finallerinde zirveyi görüyoruz. Heyecandan son 15 dakika ölüyoruz. Yeni bölümde ilk 1,5 saat her karakter birbirine geçen bölümün son 15 dakikasını anlatıyor. Ya böyle bir şey olamaz. Şimdi gitmeyeceğim dedim ya. Hiçbirimiz lafına güvenmiyoruz. Anlasana. Ama gideceğim ama. Son nazanı mükemmel ya. Alev'e evet. Alev'e en acı sözleri hep bir şekilde söylüyor. Fatih canım ol kendi odana gider misin lütfen? Ben gerekirse kızımın beşiğinde uyurum yine senin yanında uyumam. Fatih senin sevgini ilgini isteyen biri mi var? Ben anlamadım bu evde. Daha çok bekler. Annem yemeğe bekliyor diyor. Yüzsüz ya. Hı? Yemeğe bekliyormuş. Şuursuz var. Ay çayımız geldi. Çok hamarat. Çok çok hamarat bu kız. Şu keyif kimden var? Yani Kılcım Hanım şu adama bile olayı anlatacak kadar yaşadınız bu olayı büyük. Ayhan Bey sizin nereniz kapı gibi Allah aşkına? Kapı gibi babaymış. Ulan baba bile ya, değilsin. Ya kapı gıcırtısı olur. Doğa Fatih'e dönmüş. Oh çok şükür. Çok dua etmiştim Kayhan. Ben gideyim de bir şükürlerimizi kırayım. Ay hanımefendi sizde de şeye sürülecek akıl yok ya. Kılcım temizdi çünkü biliyorsun.
Neydi? Kıvılcım feministtir çünkü biliyorsun. Ya ne kadar aptal bir adamsın sen ya. Yokmuş şu. Bizim videolara bir çay sponsoru yok. Çay sponsoru. Evet ama... ya. Valla bu adamın evinde bak demleme çay yok var şimdi. Aa, gider alırız ya. Bunu sponsordan alacak halim yok. Ya ben nasıl bir sponsor... Bize ürün yollayın. Ben nasıl bir çay sponsorluğu istiyorum biliyor musun? Kapı çalacak, açacağım ki elinde tepsi. Ay, semaverle geliyor mesela. Ay Merve tam senlik. Ay, 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 ay. Bu kızın çaycılığından bıktım böyle yemin ederim. Böyle bir şey varsa ben bu işe girerim. Rüzgar sizin hayatından çıkarır. Hadi bakalım. Rüzgar biraz zor çıkar hayatından. Rüzgar'ın kaşesi öyle demiyor. Koyla çalışmaya başlıyor. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Aoo! İnanmıyorum ya Umut. Satıyor musun sen beni? Ne satması Alev ya? Allah aşkına söyleme şunu. Alev senin işin yok dedik ya sana geçen bölüm. Kız seni satmam için bile senin bir iş yapıyor olman gerekirdi ya Alev. Ya bir kere senin doğru düzgün bir işin olsa bu çocuk niye geceleri barda çalışmak zorunda kalsın? Çocuk geliyor ofiste çayını kahvesini içiyor gidiyor evine. Aynen öyle. Evin masraflarında daha zor karşılıyorum. Bunu gördük ya. Ne diyeyim haklısın da. Merve sen de fenaymışsın ha. İşe girmek değil ki bayağı kendinden vazgeçmek. Ay yok ya Ale. Ulan senin yanında yapabiliyor muydu esas? Mesela ne yapamıyordu biliyor musun? Senin yanında iş. Umut'cum kendi koltuğuna geri geçer misin hayatım? Bu dizi bizi gittikçe daha muhafazakar bir yere taşımaya başladı Merve. Tam tersi olması gerekiyordu. Bir o ona bir şey söyle. Bütün bölümdeki Alev Umut diyaloglarını tek bir sahneye toplamışlar. Mustafa'nın restoranında teşekkür yemeği veriliyormuş. Ama bak hiç kimseye çaktırmak yok. Mustafa'ya da hiçbir şey söylemiyor. İşte yani kalabalık sahne olsun diye artık neyi kutlayacaklarını şaşırdılar. Ya bu kızın Nilay'ın tesettür partisi. Umut'un daha girmediği işini kutlama yemeği yani alaka. Arkadaşlar bir daha az önce ümüklerini sıkıyorlardı birbirlerine. Neden bu iki aileyi bir araya getirtiyorsunuz? Bu neden oldu? Evet kaçırdık ya. At gibi giden böyle it gibi döner işte. Allah kahretmesin senin ne biçim laf bu ya böyle. Ebru Destan'a bak catwalk yapıyor. Catwalk time. Seni çok seviyorum biliyorum. Kızdığımı senin yüzün. Ya adam hala ben bir hata yaptım filan evet. Diyor. Ulan bir tane hata yapmadın. Kızı almak için avukat tutmalar bilmem neler. Biz mi anlatalım bunları sana ya? Bir de tek gözünden iki damla akıttı. Ulan helal olsun bu arada. Zor iştir ha. Fatih yalandan ağlama aşk. Bir şey söyleyeyim mi? Doğa içinde hiç kolay değildir ha. Hala biraz aşıktır bence. Yani içten içe o duygusu tam bitmemişsin. Ulan yazık ya. Fatih bizden özür dilemeye geldi Merve. Fatih bil bakalım özrüne cevaben burada sana ne hazırladık. Düzeltmeye çalışıyorum işte ben de. Düzeltmeye mi çalışıyorsun? Ulan neden? Ay hep zaman evet ya hep mağdur. Gerçekten şunu aşamıyoruz biz de izleyiciler olarak biliyor musun? Aptal Fatih. Özür dileyeceğin o kadar çok insan var ki Fatih. Bak şimdiden 7 milyona varmış. Özür sayısı. Ya ne ara pişman oldu bu anlamadım ki ya. Oğlum sen ay, geçen yani, bölüme kadar teröre estiriyordun. Evet, doğa eve girdiğin an başka evet. Bir şey oynamaya başladı. Aynen öyle. Bir de yani bir dakika önce sen bu kızın annesini kovdun. Annelay'ın saçları açık. Merve koş yetiş. Allah'ım ben var. O Fatih mi bir şey dedi? Şimdi yakasını yapıştırmam onun. Kızım. Pembe Hanım cehennem olur musunuz odanıza? Zarar verecek değilim ya. Belli olmaz sizin bakın, işler. Buraya. Doğan'ın bukleli saçı duştan çıkınca bir anda düz fön oldu. Bu arada helal olsun ne kadar kaliteli bir saç yapısı. Ya, ya drama queen. Ya şovu bırak. Bayıldı Fatih, baygınlık geçirip uyuyakaldı. Eyvah. Eyvah eyvah.
Ulan burada niye serildin yattın? Git odama yaz. Allah'ım. Ya Fatih'in attention horluk seviyesine bak. Kameraya bakın, hakikaten Fatih'in POV'sinden görüyoruz bir de doğayı. Böyle yatır. Şu şekil. Böyle uyuyakalmış. Ay ben kızımla çocuğumun yanında uyuyakalmış. Kızımla karımın yanında. Şu şekil uyuyakalmışım. Geçen bölümde sahte avukat tutup zorla yani yasal olmayan yollarla karımın canını acıtmıştım ya, aynı şekilde şimdi de böyle uzanmış. Ana sütünden ayırmıştım ya kızımı 48 saat ve anneannesini görmesini yasaklamıştım ya ben. Bir de karımı başka bir kadınla aldatıp sonra da inkar etmiştim ya. Lousa kadının sütünü. Ben daha hangi suçunu sayayım senin be şovmen. Bir de 3-5 hareketiyle sempati toplayacağını düşünüyor ya, akılsız. Sorsan da şey der, ben de elimden geleni yaptım evet, falan der. Yani, yani ben de size beğendiremiyorum falan der. Ay Allah'ım. Ay Fatih. Kapıra reklam vuracağım. Anne okula gidiyorum. Kıvılcım nereye? Şimdi anneciğim ben okula hiç sallamadım ya bayağı. Rapor almış. Ulan kaç yıl rapor aldınız? Anneniz bile nereye diye soracak kadar. Süredir gitmiyorsun. Şimdi bizim okul el değiştirmiş de velilerle öğretmenler çok huzursuz anneciğim. Yeni olaylar yazdı bizim senes benim okul sahneleri. Nilay en başa döndün ha. Sen geçen sezon finalinde ne güzel bizim tarafa geçmiştin be Nilay. Bizim taraf dediğim de yani aklı selim. Ne kadar acıdır ki karşımızda mücadele ettiğim şey akılsızlık. Kazadan sonra bir iyileşme sürecim oldu diyor. Kıvılcım Hanım Cumhuriyet tarihinde gördüğümüz en uzun rapor. Tebrik ederim öncelikle. Öğrencilerimizin etek boyu ayak bileklerinde olmadı. Böyle kısacık eteklerle okula gelinmez. Ayrıca okul el değiştirmiş gerçekten. Mağdur çıplak bir şekilde sahalarda koşturmaları hiç hoş değil. Biz de mutasip kesimdeyiz. Bu sebeple ben ne bir aileye ne de bir ideolojiye mensubum beyefendi. Ben tek bir şeyin savaşçısıyım, o da eğitim ve öğretim. Bir de Cumhuriyet ve Atatürk kardeşim, onları atladınız. Karşınızda kimin olduğunu unutmayın lütfen. İnanın hemen unutmak istiyorum beyefendi. İnanılmaz bir sahne bu arada. Kadın voleybol takımı bilmem ne, yine bütün tweetler atıldı. Gerekli tüm tweetleri attı tek sahnede Kıvılcım ya. Ne yaptın ona bir düşün. Ne yaptın baba? Doğayı çok sevmekten başka ne yaptın lan? Bir hata yüzünden ailemi parçalanmasını istemiyorum. Ulan her bölüm bir hata. Bir hata arkadaş, az önce saydım size. Toplamda bir hataydı o saydıkları. Ulan Erkol'lara bak ya, bu kadar basit mi yani? Bir de bir saniyelik empati sunuyor. Ne diyorsun baba? Ne diyorsun baba sen? Ne demek doğa beni aldatıyor? Hani böyle bazen şey olur ya, ulan yazık be filan dersin ona da. Bir saniye diyemedik. Aha Erkol sizi de mi olmuş? Geçen gün Ömer'le çok güzel bir iş seyahati yaptık. Bu karakter niye böyle konuşuyor? Ha belki haberiniz vardır. Güzel bir iş seyahati son aksı. Evet. Güzel bir iş seyahati yaptık Ömer Bey. Ay bunlar bir şey yapmadı inşallah Merve bu iş seyahatinde. Hay hay olur tabii. Bu yani Ertuğrul Bey'in hiç ben yolunu yol görmüyorum. Yani bazı harflerle problemi var bu adamın. Bazı harfler vardır arkadaşlar, bilirsiniz. Ülkemizde bu ara yasaklı harfler. Bu adam o harflerin ikincisine çok yaklaşıp uzaklaşıyor. Böyle bir tuhaf bir vibe var. 2 ile 3 arası. 2 ile 3 arasında geziniyor o harflerde. Nursema Magazin başladı İslamoğlu'nun arabasında. Nilay ne oldu? Senin galiba uyumlandığın, sevdiğin yeni saçların oldu benim anladığım. Öyle çok kucağına alıştırma, zorlanırsın sonra. Sana ne? Ben razıyım. Fatih seni çok seviyorum.
Yine eskisi gibi olsanız ha? Ha, harika fikir. Yapar. Neyi yapar işte ben onu anlamadım. Kızım, bu erkeklerin fıtratında var. Ay! Leman abla, çekil git Allah aşkına evine. Seni sinirlerim bozulmuş. Ne kadar sevindim seni gördüğümü anlatamam. Gerçekten. Asla sevinmedi. Ama alevle rüzgarın yani bu Abdullah'ların karşısına çıkmasından beklediğim verimi alamadım ben sen. Dur bakalım. Büyük bir yaygara koparsa güzel olur. Bölümün başından beri 150 bin kişi daha tokatlamış. 150 bin yepyeni tokat yemişsin Fatih'im. Hadi bakalım. Sen de bizden olsun. Bizim kanalda eğitim programı verebilir. Eğitim programı vermek ne demek ya? Öyle bir program mı var? Herhangi bir haber kanalında. İbrahim beni gerçekten çok mutlu ediyor. Enayi! Yazık, bu kız çok üzülecek. Yani her bölüm bu enayilik sahnelerinden bir tane aynı şekilde yazılmış görmek beni delirtiyor. İbrahim'in sıkıntıdan patlaması. Seni seviyorum. İbrahim böyle konuşuyor. Allah iyi ki seni benim karşıma çıkardı, seni seviyorum. Ölü gibi bir şey İbrahim. Mihri sen manyak mısın aşkım ya? Doğacığım kötürüm oldun bu odada artık ya. Kalktı git doğru düzgün bir yerde yat. Bu bebeğin hiç normal bakışını görmedik henüz Fatih'e. Yatağına götür de bak nasıl kalkınca demir maşayı kafana yiyorsun. Bir süre sonra artık yanaşır Mustafa'ya. Ay bu nasıl bir aks? Mustafa'nın cinselliği öğrenme makinesi gibi tuttukları kız ne? Çok çirkin bir olay. Ya başka yardımcı mı yoktu dünyada? Eyvah eyvah. Çok fena. Eyvah Mustafa geldi. Mustafa Nilay Sümbül üçlüsü eksikti bir şu dizide. Ya pozitif bir kız, seviyorum ben bunu ya. Ne? Ay parçası. Ay parçası vallahi. Çok güzel. Ya ben bunu Semal Umut Akşın'ı da seviyorum. Çok, ikisi de çok güzel, birbirine de yakışıyor ya. Ya bozmayın şu çifti ya. Bozmayın ya. Ay hem de şu Ertuğrul İslamoğlu için mi? Ay çekin şuradan Ertuğrul Bey. Ay Ömer iç güveysi oldu. Ömer Bey desenize, şurada elim ayağım titriyor. 3 günlük dünya biraz karım da geldi. Giremeyecek miyim be hayatım? Resmen. O yüzden götüm eve taşındın ya Ömer. Neyse o hoş hareket ama yine de. Eşim Umut, Ertuğrul Bey. Çok memnun oldum. Ben de. Kızım. Çok memnun olmadın şimdi evet. Ertuğrul Bey, yani, Allah için. Yani yalan söylemek de günah ona bakarsa. İslam Bey. Ay evinizin dekoru, kırlentleriniz ne kadar çirkinmiş Ertuğrul Bey, hayırlı olsun. Çok güzel eviniz. Eyvah, dünürler geliyor. A dostlar. Arkadaşlar. İbrahim'le ailesi geliyor. En sevdiğim müzik şu dizideki. En heyecanlı anlarım vazgeçilmez. Of Nursema Hanım bakışa bak. Ya kirpinin ucuyla oynuyor gerçekten. İnanılmaz bir kız ya. Of Nursema! Ay harikasın ya. Eyvah. Ayaklanıyor benimki. Koca reklam arasını bekledik de şu bakışmaların devamını izlemek için. Bu bakışmaların gerçek zamanı ne kadar sürüyor acaba? Gerçekten thanks for nothing. Sadece Nursema annesinin eliyle ayağa kalktı. Yani ayrıca bu ailenin karşısına da ilk elinin annenin eline gitmesi ayrıca düşündürücü. Ben doğru baktım, biliyor musun? Ne dersin psikolojik analizine bu sahnenin? Gelecek bölümde yine birlikte miyiz peki? Evet, bu sefer çay deneyeceğim. Poşet çayla olacak iş değil. Tabii ki çay sevmeyen insanın evinde çay ne gezer? Evet, Merve'mizi uğurladık. Şimdi artık şu gelecek bölüm tanıtımını yayınlayın bir zahmet. İşkence vallahi yayında izlemek. Hah. Umut derler. Bunu gizlemeyi çok iyi biliyorlar.
özürler diliyor Fatih. Şimdi de Kıvılcım'dan. Aa eyvah, Ömer Kıvılcım, Rüzgar üçlüsü arasında bir cinsel gerilim mi görüyorum? Ulan size lanet olsun. Oo, Nursema Mihri'yi koruyacak şimdi İbrahim'den galiba. Eyvah. Bu İbrahim hamlesi güzel oldu çünkü Nursema yeterince ağzını payını verememişti. Ya bu İbrahim başka kızlara da salça olacak kadar demek ki cezalandırılmamış, yani hiçbir şekilde dersini almamış. Ömer bunu inşaattan filan atmıştı. Hani nerede? Bölüm fragmanından sonra gelinen noktaya bakın. 10 milyon olmuş neredeyse. Yani en fena aslında, biliyor musunuz? Şimdi gelecek bölüm. İlk 10 dakika, 5 dakika bu karşılaşmanın yankılarını göreceğiz. Sonra kalan 1,5 saat boyunca, biliyor musunuz, Ertuğrul Beylerin evinde kimle karşılaştınız? Kimle karşılaştınız? İbrahim'le karşılaştınız. İbrahim mi? Evet, İbrahim. 50 saat yine bütün karakterlere geçen bölümün finali anlatacak. Neyse, umurumda değil ya. Çok güzel bazı gelişmeler, bazı olaylar olacak gibi görünüyor 35'te. Bekliyoruz be heyecanla. Bir dizi keyfimiz var. Bu vlogtan da bu kadar be. Artık gelecek hafta görüşürüz ha. Ne diyorsunuz? Ay güzel bölümdü. Yani güzel, hoştu. Güzel, ilginç şeyler vardı. Bakalım. 35. bölüm ve önümüzdeki haftada görüşmek üzere diyelim bakalım. Benim hayatıma bakın. Dizi gibi.